Şimdi bir defa zaten Jesus'un kariyeri CV'si tartışılmaz. Tabii ki de zorlandığı maçlar oldu, kaybettiği maçlar oldu, kötü oynadığı maçlar da oldu. İşte Fenerbahçe o Obradovic'i futbolda da Jesus'la yakaladı şu an için. Bunu görüyorum. Ciddi bir taraftar desteğiyle, gücüyle oyun başlangıcı bence bu maçın anahtarı olacak. Çünkü Beşiktaş çok agresif başlayacaktır maça, evet. Çok coşkulu başlayacaktır. Fenerbahçe de buna karşılık vermek isteyecek. Ben aslında Weghorst'u çok öyle değerlendirmiyorum. İnanılmaz bir güç. Şimdi burada Fenerbahçe'yi ben o anlamda biraz daha önde görüyorum. Çünkü Fenerbahçe orada o maçı kaldırabilecek oyuncular arasında tercih yapma şansı var. Ama Beşiktaş'ın o şansı yok. Beşiktaş elindekilerle çıkacak. Şimdi Okan Hoca da tabii ki de çok başarılı olmak istiyor. Çok istekli, heyecanlı. Çok istekli, çok heyecanlı. Galatasaray'da. Çok iyi futbol olmasa da işleri iyi gidiyor. Evet. Ama çok iyi futbol olmamasının sebebi ben şöyle düşünüyorum. Mata da aynı şekilde, Icardi de aynı şekilde. Orta sahanın belki tamamı aynı şekilde. Hazır değil. Çok kaliteli evet. Oyuncular. Mertens de hazır değil. Sabah Spor'dan herkese merhabalar değerli futbol severler. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Teknik direktör Sami Uğurlu bugün bizimle birlikte. Hocam öncelikle bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. İyisiniz. İyiyim. Siz daha çok böyle oyun felsefesiyle, oyun bilgisiyle, daha çok futbol anlayışıyla öne çıkan bir teknik direktördünüz. Hı. Hep de öyle bilindi zaten. Ligde de şu anda geçen sezona göre çok farklı kadrolar var. Evet. Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor'un bir tık daha gerisinde kalmıştı geçen sezon. Ama bu sezon baktığınız zaman 3 takım da çok iddialı kadrolar kurdu. Evet. Şimdi Fenerbahçe ile başlayacak olursak Jesus çok farklı bir oyun anlayışı, çok farklı bir kurgu getirdi. Yeri geliyor, üçlü savunmayla çıkıyor. Farklı bir oyun oynuyor. Yeri geliyor dörtlü savunmayla çıkıyor. Oyuncuların beklerini değiştirip, orta sahayı değiştirip farklı bir savunmayla oyun kurgusuyla çıkıyor. Jesus aslında kazanan 11 bozulmaz fikir anlayışını bozdu. Siz evet. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi bir defa zaten Jesus'un kariyeri CV'si tartışılmaz. Gerçekten evet. Yaptığı işler çok oldukça başarılı. Çok büyük bir kulübe geldi. Ve elindeki imkanlar evet çok iyi, kadrosu çok iyi, çok kaliteli oyunculardan kurulu. Ancak bu oyuncu grubunu doğru oynatabilmek, oyun olarak, felsefe olarak yukarıya taşımak daha da zor. Evet. Yani şimdi burada Jesus'un yaptığı işler gerçekten çok büyük. Oyuncuyu inandırmak gerekiyor. İkna etmek yani, çok önemli. İkna evet. Etmek çok önemli. İnandırmak çok önemli oyuncuyu. O güveni kazanmak çok önemli. Ve tabii ki bakıyorsunuz, bir maç öncesinde çok iyi oynayan bir oyuncu bir maç sonra oynamayabiliyor. Onun evet. Yerine oynayan oyuncu yine en az aynı o kadar başarılı olabiliyor. Evet. Yani işte bunu yapabilmek çok önemli. Ancak iyi oynadıktan sonra oynamayan oyuncu burada küsmemesi çok önemli. Evet. Bunu da bir sonraki maç yani ben iyi oynadım ya da kötü oynadım önümüzdeki hafta oynayacağım oynamayacağım kafasında böyle bir şey yok Fenerbahçeli oyuncunun. O anlayış oluşturuldu aslında. Biliyor ki eğer. Tabii ki de her maçın senaryosu farklı. Evet. Yani eğer oyunu kurguluyorsa ki kurguluyor evet. Bunu Jesus. Şimdi Jesus bunu kurguluyorsa o kurguya uygun oyuncu kim o maç için? Şimdi o formata uygun oyuncu kim? Onu tercih ediyor. Evet. Yani hem fiziksel olarak uygun oyuncu kim? Hem mental olarak uygun oyuncu kim? Hem de oyuncu profili olarak uygun oyuncu kim? Evet. Bunu çok net bir şekilde yansıtıyor ve o tercihleri doğru yaptığını görüyoruz. Evet. Yani tabii ki de zorlandığı maçlar oldu. Kaybettiği maçlar oldu, kötü oynadığı maçlar da oldu. Ama tabii bu da bir süreç. Fenerbahçe takımı da yeni bir kadro. Her yıl yenilen bir kadrosu var aslında yenilen Fenerbahçe. Yenilen kadrosu var ama bu sezon bakıyorsunuz çok daha çabuk uyum sağlayan bir takım. Ama ben Jorge Jesus'u şöyle değerlendiriyorum. Hani basketbolda bir Obradovic gerçeği vardı evet. Ya Fenerbahçe'de. Evet. İşte Fenerbahçe o Obradovic'i futbolda da Jesus'u da yakaladı şu an için. Bunu görüyorum. Kesinlikle. Ancak şunu da söylemek lazım. Ya ligin ilk dilimi diyebiliriz aslında bu geçen süreç için. Biraz daha sonrasını da görmek lazım. Zor maçlarda görmek lazım ki bir tanesi Beşiktaş. Pazar günü. Evet. Çok agresif, çok temaslı oynanacak bir maçtır Beşiktaş maçı. Deplasmanda olması, o seyircinin, o muhteşem seyircinin... Beşiktaş adını da kenetlenme maçı diyebilirim aslında hocam. Kesinlikle öyle ki Beşiktaş taraftarı takımın her zaman arkasında. Her zaman destekliyor. Hangi maç olursa olsun destekliyor. Evet Fenerbahçe maçı tamamen stat dolacaktır. Çok ateşli bir taraftar ama Fenerbahçe maçı Kayseri maçında da dolduruyor. Evet. Ya da oynadığı farklı bir maçta da dolduruyor. Bu dönem evet çok farklı bir sinerji var, var taraftar arasında da. Var kesinlikle. Şimdi orada oynayıp oradan galip çıkmak çok kolay değil. Bu da aslında Fenerbahçe'nin en büyük sınavlarından bir tanesi. Belki Jesus'un en büyük sınavlarından bir tanesi. Çünkü evet. Fenerbahçe'nin az da olsa şu zaaflarını gördük.
çok yüksek şiddetli oynayan takımlara karşı, çok agresif oynayan takımlara karşı bir zafiyet yaşadığını da görüyoruz zaman zaman. Yani orada Fenerbahçe takımına karşı çok yumuşak oynarsanız, temassız oynarsanız, önde baskıyla zaten, eğer ki evet o coşkuyu Fenerbahçe takımına verirseniz, Fenerbahçe o ivmeyi alabildiğince yukarıya taşıyor. Evet. O zaman işiniz çok zorlaşıyor. Ancak o agresiflikle başladığınızda, temaslı oyunla başladığınızda, doğru oyunu sahaya yansıttığınızda, çünkü Beşiktaş çok coşkulu ve agresif başlayacaktır maça. Evet. Belki Fenerbahçe de bu şekilde karşılık verecek. Ama yine söylüyorum, o ciddi bir taraftar desteğiyle, gücüyle oyun başlangıcı bence bu maçın anahtarı olacak. Şimdi hocam derbide normalde siz daha iyi bilirsiniz tabii ki. Derbilerde birazcık daha iki tarafta çok temkinli başlar. Ama şimdi Jesus'u biz ilk defa bir derbide göreceğiz. Hı. Acaba farklı bir oyun anlayışı görebilecek miyiz Jesus'ta? Yine aynı kendi sahasındaki önde baskıyı belki deplasmanda kurabilir. Şöyle düşünüyorum ben tabii tek başınıza bu maçlarda tek başınıza ben oyunu böyle oynamak istiyorum deyip öyle oynamayabilirsiniz. Hı hı. Çünkü burada oyuna yön verecek olan Fenerbahçe mi olacak? Evet. Şimdi onu da görmek lazım. Taraftar etkeni var. Tabii Beşiktaş'ın hani Fenerbahçe ne kadar hani oyunu kontrol edeyim ki öyle başlayacağını düşünmüyorum ama hı-hı, oyunu kontrol edeyim, gidişata göre hamlelerimi yapayım. Onu yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş çok agresif başlayacaktır maça. Evet. Çok coşkulu başlayacaktır. Fenerbahçe de buna karşılık vermek isteyecek. Ki iki takımın da özellikle orta sahası ve forveti bunun için çok uygun. Weghorst'un en son milli takımda kadrodan çıkarıldığını biliyoruz. Şimdi Weghorst'un oynayacağını... Sakatlanma durumu ama oynayabilme ihtimali yüksek. Evet. Oynayabilme ihtimali yüksek. Weghorst'un oynamaması durumunda Beşiktaş çok ciddi zafiyet yaşar önde. Çünkü Weghorst'a sadece santrafor olarak bakmamak lazım. Zaman zaman şu şekilde değerlendirilebiliyor Weghorst. İşte ayakları çok iyi değil. Hani çok kaliteli değil. Ben aslında Weghorst'u çok öyle değerlendirmiyorum. İnanılmaz bir güç. Servis de önde. Gücü ön planda olan. Santral oyuncu olarak zaman zaman kullanabiliyorsunuz. Çok ciddi bir yüksek şiddetli koşu mesafelerine sahip. Evet. Total mesafeleri aynı şekilde. Yani 13 kilometre koşan santrafor çok fazla bulma şansınız yok. Hele Türkiye Ligi'nde fizik gücü olarak seni öne taşıyabilen, yukarıya çıkartabilen oyunculardan bir tanesi. Weghorst'un oynaması Beşiktaş için çok önemli. Eğer ki tam takım çıkacaklarını düşünürsek, iki takımın da orta sahası ve forveti çok hareketli, çok agresif, çok dinamik ve mesafe alan bırakırsan, zaman bırakırsan çok etkili olabilecek oyuncular. Evet. Ama bir o kadar da savunmada aslında biraz zafiyet yaşıyorlar. Evet. Şimdi burada Fenerbahçe'yi ben o anlamda biraz daha önde görüyorum. Çünkü Fenerbahçe orada o maçı kaldırabilecek oyuncular arasında tercih yapma şansı var. Tabii. Oyuncu bazında. Evet. Ama Beşiktaş'ın o şansı yok. Beşiktaş elindekilerle çıkacak. Yani orada o oyuncuların o gün nasıl oynadığı aslında biraz yön verebilir. Ama yine söylüyorum. Ben çok pozisyonlu, çok yüksek tempolu, çok coşkulu, çok keyifli. Yani bizim adımıza oturduğumuzda yani çok keyif alacağımız bir maç gibi duruyor. Tabii oyuncular ve oradaki teknik ekip açısından nasıl? Çok zor bir maç olabilir. Evet. Ancak izleyenler için inanılmaz keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum. Evet. Çok temaslı olacak. Bir defa şuna dikkat etmek lazım. Gerçekten çok temaslı olacak. Çok agresif olacak. Burada aslında maçın hakeminin de bu maçın keyfini yukarıya taşıması adına küçük de olsa orada bir tolerans gösterirse o oyunun temposu daha da yukarıya çok çalmaması gerekiyor aslında çıkar hocam diye düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Şöyle, Valerian İsmail'in aslında zaman zaman eleştirildi. Ama zaman zaman hem antrenman özelliği, yüksek fizik gücü için uyguladığı teknikler, maç içerisindeki o takımla olan heyecanı çok beğenildi. Zaman zaman da eleştirildi aslında. Hı hı. Hocam siz nasıl buldunuz Valerian İsmail'in şimdiye kadarki sürecini? Ya şöyle, Türkiye gerçekleri biraz da aslında. Valerian İsmail çok coşkulu, çok hareketli. Galip geldiği zaman işte biz böyle hoca istiyoruz. Çok agresif, oyunu yaşıyor, maçı yaşıyor, takımın içinde diye değerlendiriliyor. Evet. Aynı Valerian İsmail, aynı coşkuyla eğer maç kaybederse tam o zaman işte sağa sola koşmaktan maçı izleyemiyor, oyuna müdahale edemiyor. Farklı değerlendirilebiliyor. Evet. Yani maalesef ki böyle. Ama Valerian İsmail'in de bir profili var. O da gerçekten çok agresif sağ dışında. Zaman zaman olumlu olabiliyor. Zaman zaman tersine dönebiliyor işler. Ama dediğim gibi o rüzgarı arkasına alacak takım bu maçtan sonra kim olur bilmiyorum ama
Ben çok gollü ve keyifli bir maç bekliyorum. Hocam Galatasaray'a değinmek istiyorum. Galatasaray'da baktığınız zaman çok iyi transferler yaptı. Aslında transfer sezonu geçen sene Trabzonspor'du. Bu yıl rahat bir şekilde Galatasaray diyebiliyoruz. Icardi, Juan Mata, Mertens, Torreira. Ya baktığınız zaman sanki Şampiyonlar Ligi kadrosu gibi bir takım oluşturdu Galatasaray'da. Ama tabii ki yine gitgeller var. Kimi oyuncunun hazır olmama durumu var. Siz nasıl şu an Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda özellikle nasıl buluyorsunuz? Bir de Okan Hoca zaten ilk defa Galatasaray'a geldi. Teknik direktör olarak. Evet. Onun heyecanı var. Aslında farklı bir Galatasaray seyrediyoruz bu yıl. Evet evet. Şimdi Okan Hoca da tabii ki de çok başarılı olmak istiyor. Ki çok istekli, heyecanlı. Çok istekli, çok heyecanlı. Galatasaraylı. Evet. Yani orada şampiyon olmak isteyecek kişilerin başında geliyor. Başarılı olmak isteyecek kişilerin başında geliyor. İşler de iyi gidiyor. Transfer konusuna geldiğin zaman gerçekten çok ekstra transferler yaptı Galatasaray. Çok iyi oyuncular aldı. Evet. Çok kaliteli oyuncular aldı. Puan tablosunda da şu an yukarıda. Ancak Galatasaray taraftarının bence biraz şöyle düşünmesi gerekiyor. Şu an puan olarak gayet iyi gidiyor Galatasaray için. İşler evet, yolunda gidiyor. Çok iyi futbol olmasa da. Çok iyi futbol olmasa da işler iyi gidiyor. Evet. Ama çok iyi futbol olmamasının sebebi ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray'a gelen oyuncuların hazır olmadığını düşünüyorum. Mata da aynı şekilde, Icardi de aynı şekilde. Orta sahanın belki tamamı aynı şekilde. Hazır değil. Çok kaliteli evet. oyuncular. Mertens de hazır değil. Şimdi burada o kaliteli oyuncuların hazır olduğunu düşünürsek o zaman bambaşka bir Galatasaray evet. çıkabilir. Hem skor hem de oyun anlamında. Ben eğer ki Galatasaray milli maç arasına, Dünya Kupası arasına aynı hı hı. şekilde bu seviyede devam ederse Dünya Kupası'ndan sonra çok farklı bir Galatasaray oyun olarak da izleyebiliriz evet. diye düşünüyorum. Çünkü o kaliteye sahipler ama biraz sabırlı olmaları gerekiyor. O sabrı, o zamanı puan kaybı yaşamadan atlatabilirlerse o zaman evet. ikinci yarı belki daha önce yaşanmamış güzel, keyifli bir sezon yaşanabilir. Şampiyonluk favorinizi öğrenebilir miyim? Tabii ki ilk 7 hafta henüz bir şey belli değil. Evet, evet. Çok erken. Çok ama... erken. Şöyle yorum yapayım sadece. Tabii bu ki. Sene geçen sene gibi kolay geçmeyeceğini herkes gördü. Geçen sene evet. Trabzonspor'u aldı rakibi olmadan ki ligin son haftalarını kötü geçirmesine rağmen. Evet. Yani çok puan kayıpları yaşamasına rağmen ligin bitimine haftalar kadar şampiyonluğunu garantiledi ama bu sene öyle bir lig olmayacak gibi duruyor. Şimdi Adana Demirspor sürpriz olarak değerlendirilmemeli. Evet. Adana Demirspor'un hücum gücü. Yani şimdi Adana Demirspor'un son maçta bakıyorsun bençine. Artem Zuba, evet. Gulbrandsen, Birit Assamolanga. 3 tane santraforu bençte. Evet. Balotelli'yi yeni gönderdi. Yeni gönder. Hangi takımda var böyle bir hücum hattı? Onyekuru, Belanda. Şu an lider zaten. Lider. Yani bu hiçbir zaman tesadüf değil. Ve çok iyi bir hocaya sahipler Montella. Evet. Çok kaliteli bir hocaya sahipler. Burada olmaları tesadüf değil. Başakşehir takımı. Evet, bu Jorge Jesus'tan bahsediyoruz. Bu kadroyu çok iyi kullanıyor. Rotasyonu çok iyi ama bence bunu en az o kadar iyi yapan bir Emre Belözoğlu var. Kesinlikle. Başakşehir'de özellikle rotasyonu çok büyük başarılar. Ve Başakşehir'de yani dinlendirerek her oyuncuyu olabildiğince verimli kullanan bir Emre Belözoğlu var. Evet. Doğru da gidiyor. Kadrosu da çok iyi. Şimdi orada da baktığınızda evet. çok ciddi bir kadrosu kaliteli var. Kaliteli ayaklar var. Çok kaliteli yani. Yani ben Başakşehir'in de yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Adana Demir de olabildiğince gidecek. Yine İlhan Polut oldukça başarılı. Konya iyi Spor. Gidiyor. Konya Spor. Hocam Konya Spor çok yukarıda farklı bir kalacaktır. Takım gerçekten. Bilmiyorum nasıl farklı, düşünüyorsunuz? Evet, ya stop, yani savunma, forvet, orta saha çok fizik gücü olarak çok sağlam basan bilen bir takım. Evet yani uzun süredir beraber çalıştığı bir takım İlhan Hoca'nın. Evet. Ki hep üzerine koyarak da devam ediyor. Belki şampiyonluk yarışının içinde olmayacaktır, olabilir. Ama hı. hep yukarıda kalıp orada oranın aslında dengelerini sağlayacak takımlardan bir tanesi. Evet. Şimdi bu 3 takımı sayıyoruz. 4 büyükleri de sayınca 7 takım yedi gözüküyor. Takım. Hani birbirinden çok kolay kolay kopacaklarını düşünmüyorum. Ama yine söylüyorum Galatasaray'ın aldığı oyuncular daha hazır değil. Daha iyi bir takım çıkabilir. Hı-hı. Fenerbahçe üzerine koyup devam edebilir aynı şekilde transferler. Beşiktaş yine aynı şekilde yukarıda kalabilir. Trabzonspor sakatları var. Onlar da Avrupa Kupası oynuyorlar. Evet. Şimdi onlar da daha üzerine koyup devam ettiğinde ikinci yarı çok belirleyici olacak. Çok da zor olacak diye düşünüyorum. Şu an için şampiyon adayım şu demek için bence çok erken. Evet kesinlikle. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Kırmadınız geldiniz. Aslında geçen sezon çok istiyordum sizinle röportaj yapmayı.
bugüne nasip oldu. Tekrardan ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Değerli futbol severler, Sabah Spor ekranlarında bugün teknik direktör Sami Uğurlu'yu ağırladık. Bir sonraki programlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.